Bir Berat'la bir tanışalım. Sonra çünkü bir telefonumuz daha var. Yine Berat'ın kendisine anlattığı şeyleri bize anlatmak istiyor. Dursun Zehir cinayetinde itirafçı olan Yasin Şanal adını gündeme getiren Miraç Karbuz, yayınımız sırasında bildiklerini kardeşinden öğrendiğini söylemişti. Sen nereden bu kadar bilgi sahibisin? Onu da anlamış değilim henüz. Ben de kardeşinden dolayı bu kadar bilgi sahibiyim. Berat sana ne dedi Yasin'le ilgili? Yasin ismini daha önceden söyledi, daha sonradan onun tekinsiz olduğunu söyledi. Sonra son ama zaman... Ama sana şöyle söylemiş anladım Berat. Yasin'in adını verme, Yasin biraz tehlikeli bir tiptir, sana bulaşır diye. Senin gözünü mü korkuttu? Karıştırma dedi o kadar. Karıştırma dedi. Evet. Miraç Karbuz'un bahsettiği kardeşi Berat Karbuz'la bir araya geldik. İki ay önce internet kafedeydim. Yasin geldi, sakalı makalı yanmış, suratında bir tane tüy yok. Sordular buna ne oldu ne bitti diye, tüp patladı demişler. Tüp patlasa orada durmazdı da. Berat Karbuz'a göre onun için şüpheli en başından bu yana Kerim Bekar'dı. Programa çıktıktan sonra dedim %100 dedim bu Kerim'in parmağı vardır dedim. Niye böyle bir şey düşündün? Başka kimse gelmiyor ki aklıma. Bir numaralı tanık o, dedesiyle yaşıyor. Gözaltına alınmadan önce Kerim Bekar'la yaptığı son görüşmeyi de anlatıyor. Kerim'i aradım. Dedim bulunmuş. Kız kolonlar Yasin abi yapmış demiştir dedim. Eğer Yasin yaptıysa ya Yasin'i ya öldürürüm dedi bana. Berat Karbuz, Kerim Bekar'ın arkadaşı olan cinayet şüphelisi Yasin Şanal'ı da tanıyordu. Bu abi Kerim'le beraber fazla takılıyordu. Bu aldılar Yasin'i de. Yasin'i de tanıyorum. İnternet kafede ben bunu birkaç defa gördüm. Bu işle bir parmağı varsa Yasin ile de çok geziyor, tozuyor. İtiraf gelmeden önce Dursun Zehir'in Kız Kalesi civarına gömüldüğünü tahmin ettiğini söyleyen Berat Karbuz, Dursun Zehir'den bir iz bulmak için kayalıklara gittiğini itiraf ediyor ve iddialarda bulunuyor. Gittim oraya baktım. Bir ayakkabı gibi bir şey gördüm orada ben. Aramayı yaptığımız yerde mi? Bayağı bir baskın koku vardı bir hafta önce orada. Yani orada olduğuna kesin emindim. O şüpheli telefon %80 ihtimal Kerim'den geldi. Bu adam pazardan dışarı çıkmadı. Yapsalar da dedim bugün kız kölenin orada yaparlar dedim. Taşla yapılacak bir iş değil. O bıçaklama, bıçak mıçakla olma yapılacak bir iş. Wow. Allah dediği her şey de çıktı. Evet. Ve bir telefonumuz var. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin sen de canım yayınımıza. Sen de Berat'la görüşmüşsün galiba değil mi telefonla? Evet Müge Hanım. İlk telefondan sonra ben kendisinin yanına gittim yani. Ben onu tanırım, severim yani. Heh. Ben bir görüşmek istedim. Bana yani bazı şeyleri anlattı. Yani onları anlatmam gerekiyormuş. Onları anlatacaktım Müge Hanım. Tamam dinliyorum ben seni. Bana bir evden çıkışını anlattı dedenin. Bana anlattıklarını şu an size anlatıyorum. Tamam. Bana dedi ki kesin dedi, dedesi dedi... O gün olacakları biliyordu dedi. Kesin dedi sabah dedi uyandı dedi dedesi. Gitti dedi her şeyi biliyormuş gibi abdestini aldı dedi. Namazını kıldı dedi. Ondan sonra dedi gitti dedi şaşıda borçlarını ödedi dedi. Olacakları dedesi biliyordu dedi bana. Yani. Tamam o onun kendi fikri evet. Evet yani ondan sonra bir de Yasin'in bu kaş yanma konusunda ben bir ara geldi bir kafeye. Ben de oradaydım yani. Bir sürü kişi de vardı. Bir geldi. Kaşlar maşlar yanmış Yasin. Yasin dedik ne oldu da şakasına bizde uçak mı geçti dedik de kaşların dedi. Yok dedi tüp patladı dedi suratında. Yasin bize öyle dedi yani kaşların yandığını gördük. Bayağı yeri de yanmıştı suratı. Ceset yandı deyince benim de aklıma direkt bu geldi. Berat'a da ben dedim bunu. Peki bir şey söyleyeceğim yani, bu tüp patladı dediği ne zaman patlamış tüp? Ya tam zamanlarını bilmiyorum da Müge Hanım. Bir ay ya bir ay oldu tam ya da biraz daha fazla ya da bir ay içerisinde bu ay içerisinde. Bir ay içerisinde siz Yasin'in saçı kaşı yanık gördünüz. Evet, o da dedi ki tüp patladı. Aynen tüp patladı gibisinden bir şey dedi Müge Hanım. Peki nerede tüp patlamış? Tüp patlayınca bildiğim kadarıyla zaten... böyle bir patlar yani o da ev falan evet, neyse. Ben Yasin'in ilgisi olmadığı zaman da yani ben dedim ne yani tüp nasıl patlar? Ben içimde bir şüphelendim acaba dedim bir şey mi yetebilir dedim. Çakma gazı ilk aklıma onlar geldi de ama bu sefer de yani cesetten dolayı olduğunu düşünüyorum Müge Hanım. Bir de yani Berat'ı yakmış olabilirler diye düşünüyorsunuz bu tüp patlamasından dolayı. O bizim Gaziantep cinayetinde de işte buradan gitti şey neydi bana söyleyin nasıl? Aa ben de nasıl unutuyorum ha. Nasıl unuturum şeyinde Gaziantep'teki Mehmet Muharrem Elbay cinayeti neydi bizim Cahit? Cahit Ergül. Cahit Ergül buradan gitti.
Ondan sonra sonra bir bakıyor işte polis falan, biz de konuşuyoruz cinayeti soruşturan kişilerle, biliyorsunuz aradan tutuklanmaları için bayağı bir zaman geçti. Ondan sonra asitin üzerine oturmuş. Daha doğrusu bu kalçasını yakmış. O zaman size söyleyeyim, kalçasını yakmış. Ondan sonra hastaneye de gidemiyor. Hastaneye giderse polis hani neden oldun diyecek. Fakat bunu emniyet öğreniyor, bunun yaktığını. Sonra da etrafa da demiş ki asitin içine oturdum. Biz o zaman demiştik ki konuşurken, bu kesin tabii cesedi asitle yok etmeye çalışıyor. Ki daha sonra işte biliyorsunuz ortaya çıktı. Evet. Burada da şimdi siz de hani yüzü gözü yanık görünce tüp patladı deyince acaba cenazeyi yaktı mı diye içinizden geçirdiniz. Bu da ihtimaller dahilinde mi? Evet, inşallah değildir. Yani onu istemiyorum gerçekten. Ama peki bu Yasin'in, yani bu Yasin şimdi bu kadar tehlikeli bir tip mi? Yoksa kim nereye çekerse oraya götürülecek bir tip mi? Sen tanıyor musun Yasin'i? Evet, çok iyi tanıyorum. Bir de her gün aynı yerde oluyorduk biz yani, her gün. Yani bazı benim arkadaşlarım da var, her gün görüyorduk yani. Ben öyle bir şey yapabileceğini düşünmedim de yani. Ben size Müge Hanım, yani bir şey demek istiyorum. Bu Berat var ya Müge Hanım. Hı hı. Yani ben dün bayağı konuştum bununla yani. Yani bir şeyler yani var. Ya yani bence Berat biliyor yani Müge Hanım. Yani korkuyor. Çünkü ben sabah da aradım Berat'ı, yani korkuyordu. Dedim ki gel dedim oğlum bizim eve. Eve niye gitmiyorsun? Okulun orada bekliyordu yani sabah. Bence Müge Hanım yani biliyor. Bana dün de bir şeyler anlattı yani. Bir anlatılmayan şeyler de var Müge Hanım yani. Ben yani inandım yani. Çünkü bir şeyler anlattı bana, öyle anlatıyor ki. Yani biliyormuş gibi. Hani bir şey bilirsin anlatırsın ya. Bilmedin mi dersin acaba öyle mi böyle mi? Ama yani hepsini takır tukur anlattı Müge Hanım. Valla yani ben de bu kadar dediklerinin doğru çıkması beni de düşündürüyor yani, nasıl? Tamam, tahmin etmek başka bir şey ama dediği birçok şey de çıktı. Yani sanki aslında korkuyorsa gidip emniyete ifade versin. Ancak o işin içerisinde yaşayan birisi bu kadar canlı anlatır, her şeyi dört baş yerine koyar. Can Bey, bunların hepsi 20'li yaşlarındaki gençler. O yüzden de beraber içiyorlar, beraber geziyorlar. Artık ne içiyorlarsa biliyorsunuz, o içki evet anında da, yasaklı madde anında da insanlar evet bir şeyleri anlatıyorlar. Evet. Bence oradan da biliyor. Bilgi sahibi olabiliyor. Ha, bu arada Recep Ali Şanal, Tektaşköy'ün muhtarı yine tekrar hattımızda. Recep Bey, siz de Yasin'i eli yüzü yanık görmüşsünüz. Size de tüp patlamış, tüp patladı demiş değil mi? Evet, iyi yayınlar Müge Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben yüzü kaşlarının yanık olduğunu söyledi bana da. Yani ne oldu kaşlarına deyince sorun... Abi dedi yandı kaşlarım, ben de tıraş ettim dedi. Bana da öyle bir şey söyledi. Ama az önce bağlanan arkadaşa ilaveten Yasin'in, bunu da söyleyemedim. Yasin'in birisini öldürebilecek bir kabiliyeti olduğunu pazardaki herkes de söyler. Ben de çok iyi tanıyan birisi olarak söylerim. Ama diğer hususlarda olayın içerisinde bulunmuş olabilir. Herhangi bir konuda yardımcı olmuş olabilir. Ama adam öldürme konusunda Yasin'in yani kendisinin öldürmüş olacağını kimse söyleyemez. Kendisi ödleğin tekidir bu konularda. Ama birilerinden korkuyor, bir şeyleri gizliyor olabilir şu anda. Evet. Peki onu orada evlerinde falan tüp patladı mı? Yok, hayır, öyle bir tüp patlama olayı pazarda olsa herhangi birinde tanınmayan birisi bile duyar bunu. Yani burada tüp patlamış diye duyulur. Evet, yani öyle bir şey yok. Bir olay değil diye biliyorum. Tabii bir de tüp patlaması yani. Yani bomba gibi patlar. Yani en azından bulunduğu oda bir zarar ki, görür falan filan yani. Yani onun kaşını gözünü yakıncaya kadar evde daha birçok şeyi yakar. Birçok şeye zarar verir. Çok zarar verir. Gayet tabii. Yazık ya, bu çocuklar nerelere bulaşmışlar onu bilmiyorum. Bu hangi çocuk evlatlık edilen alınan? O da mı Yasin? Ha. Onun aslında bir hikayesi var. Bize anlatsana Kadriye. Yasin de evlat edinilen bir çocuk. Hadi canım. Muhtar Bey de bu hikayeyi çok iyi biliyor. Trabzon'dan evlatlık alındığı, annesinin vefat ettiği ve annesi vefat ettikten sonra aslında psikolojik durumunun biraz bozulduğu bize gelen bilgiler arasında. Hayır, öyle değil şimdi. Evlat ediniliyor, sonra evlat edinen ailede anne vefat ediyor. Değil mi? Evet, evlat edinen anne vefat ediyor. Tamam, yani evlat edinen anne vefat ettikten sonra çocuğun psikolojisi bozuluyor. Muhtar telefon attığımızda mı Muhtar Bey hala? Evet, burada. Yani ondan sonra mı çocuğun durumu bozuldu? Yani öyle anlatılıyor, bilmiyorum. Siz daha iyisini bilirsiniz tabii.
Şimdi o da eskili oldu. Çocuğun durumu eskiden beri yani sıkıntılı bir durumu vardı ama annesinden sonra biraz daha bu şekle geldi. Hatta biz onu size gönderecektik gerçek ailesini bulması için ama böyle şeylere karıştı yani. Böyle şeylerle geldi sizin yanınıza ismi. Çocuk esirgeme kurumundan mı, Trabzon'dan evlat edinilmiş öyle mi? Yani evet, Trabzon'dan geldiğini biliyoruz ama netini babası bilir. Tabii onu öğrenmemi isterseniz öğrenip size geri dönüş yaparım bununla ilgili. İnşallah yani bu konudan hepsi aklansınlar da başka bir şey çıksın bilmiyorum. Onun da gelir ailesini buluruz ne bileyim. Ben üzülüyorum yani 20'li yaşlardaki çocukların gerçekten şu anda sorguda orada burada olmasına da içinden Müge ne hissediyorsun dersen başta Kerim olmak üzere gerçekten üzülüyorum. Ayıp ne yalan hayatlar. Söyleyeyim. Hayır, hayır, ama bunlar işte biraz kendileri böyle içkiliyken onunla bununla abuk subuk konuştukları için bilmeden de gene kendi yakınlarını ortaya atmış olabilirler. Beyefendi işte yayınımızın ardından gelen ihbarla beraber Rize Emniyeti Sualtı Grup Amirliğine bağlı Kurbağa Adem ve Dalgıçlar'dan oluşan ekip Dursun Zehir'e ait bir iz aradı. Bize bağlanan kişi tam anlamıyla bir yer gösterme yaptı. Orada da bir çalışma yapıldı. Bu torbanın içinde ne vardı? Hoş gerçi dün dedik burası Karadeniz alıp götürmüş olabilir ancak çok ağır bir şey orada kalabilir. Küçük parçalar atılır ama o gri arabaya dair de henüz bir iz bulunamadı. Onu da belirtmiş olayım görüntüleri izlemeden önce. Ekipleri harekete geçiren iddia. Yakalanan şahıs siyah büyük bir poşet atıyor denize. Su altı, kayalıklar didik didik edildi. Dursun Zehir'den biri zarandı. Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiğini itiraf eden Yasin Şanal'la ilgili yayınımıza bağlanan izleyicimiz çarpıcı detaylarla dolu bir iddiada bulundu. Yaklaşık 2 hafta önce sabah 7-7.30 civarı tam o kız kalesi var ya şu an cesedi dün aradıkları yer. Evet. O kişi gri bir araba vardı şoförü görmedim. Bu kişi bağırdan önce siyah büyük bir poşet atıyor denize. Daha sonra da küçük küçük bağırdaki eşyaları atarken gördük biz. Ceketinden tanıdım çünkü ceketi falan boyu posu dikkatimi çekmişti. Ceket o ceket. Evet. Yani o kız kalesini o kazı yapılan yerden mi attı? Kazı yapılan yerin üstünden. Orada uçurum gibi yer var ya üst kısım. Oradan denize doğru bir şeyler atıldı. Peki araç ne marka? Hiç bir fikriniz var mı? Gri olduğunu hatırlıyorum. Pikaba yakın ama tam pikap da değil. Yayınımızın ardından Yasin Şanal'ın siyah poşeti denize attığı söylenen yeri tam olarak tespit edebilmek için haber ekibimiz harekete geçti. Görüntülü konuştuğumuz tanık bahsettiği noktayı tarif etti. Sağ taraf bakın Kız Kalesi. Denize doğru daha da yakında durdu. Şu sol taraftan mı yoksa buradan mı? Evet işte buralarda gördüm ben. Evet tam doğru yeri buldunuz. Buradan aşağıya bıraktığını gördünüz. Orada bağcı boşaltıp çer çöp gibi böyle bir şeyleri doldurup attılar. Bakın karşıdaki... Cinayet itirafında bulunan Yasin Şanal'ın büyük siyah bir poşeti denize atarken görüldüğü ileri sürülen noktayla Dursun Zehir'in gömüldüğü söylenen kayalıklar oldukça yakındı. Burası zaten dün yer tespiti yapılan yere çok yakın. Bakın sağda Kız Kalesi'ni görmek mümkün. Olay yeri inceleme ve emniyet ekipleri de Yasin Şanal'la birlikte tam da bu noktada bu çıktığımız tepenin altında bir noktada arama çalışması yapmıştı, yer tespiti yapmıştı. İddialara göre bundan birkaç hafta önce de gri bir araçla Yasin Şanal'ı buradan ağır tek kişinin taşımakta zorlanabileceği boyutta bir siyah çöp poşetini buraya getirip buradan aşağıya attığını iddia ettiler. Müge Anlı'da gündeme gelen iddia Rize Emniyeti Sualtı Grup Amirliğini de harekete geçirdi. Kurbağa Adam ve polis dalgıçlardan oluşan bir ekip Dursun Zehir'e dair bir iz bulabilmek adına suya girdi. Yaklaşık 5 kişilik bir ekiple şu anda burada Dursun Zehir'in cenazesi araştırılmaya devam ediyor. Cinayet şüphelisinin büyük poşeti denize attığı söylenen bölgede tüplü dalışla dip araması yapıldı. Yaklaşık 400 metrekarelik bir alan tarandı. Yalnızca suda değil karada da cinayete kurban giden 71 yaşındaki Dursun Zehir'e ait olabilecek biri zarandı.
Müge'yi de görelim. Bu ihbarcımızın işaret ettirdiği ve sonra arama çalışmalarının yapıldığı pazar sahindeki Kız Kalesi mevkiminde. Çok da güzel hava herhalde. Ne kadar güzel gözüküyor. Şey gibi, dinozor gibi gözüküyordu buradan baktığında. Kız Kalesi mevkiinde. Fakat Miraç, bak sen bu sabah bizim ekibimizdeki Banu'ya da demişsin ki, ben demişsin önce biraz böyle bilgiler veriyorum. Ortalığı karıştırmak istiyorum. Sonra doğru bilgileri veriyorum. Yani amacım da demişsin Kerim benden bilmesin. Şimdi senin Kerim'e karşı bir başka bir hissi bir duygun var. Ben onun farkındayım, böyle bir bağlılığım var yani. Şimdi sen böyle anlatıyorsun. Senin kardeşin gidiyor buraya bakıyor. Burada ayakkabı buluyor. Ayakkabı gördüğünü söylüyor. Sonra işte yüzü yandı, tüp patladı, ceset yakıldı mı diye iddia ediyor. Siz de şimdi iki kardeş yani öyle şeyler söylüyorsunuz ki yani çok aklımı bulandırıyorsunuz. Şimdi siz nedir yani, sizin de amacınız nedir, ben onu da bir sorayım yani. Ben de burada bir amaç peşindeyim yani bugün. Senin amacın ne? Senin kardeşinin amacı ne? Ya benim amacım ne olduysa çıksın ortaya. Hayır ama sen şimdi mesela bir Yasin adını ortaya attın, sonra Survivor'daki Yasin dedin. Değil mi Yasin? Şimdi önce biraz karıştırıyorum ya, yanlış bilgileri söylüyorum ki. Niye? Niye ki? Onun hakkında ben bir şey bilmiyorum. Benim tamam. Ama şimdi artık Kerim de gözaltında. Eğer olayla birebir ilgisi yoksa yazık, o da gözaltından çıksın, senin sevgili arkadaşın ya. Sen evet. Bunları nereden biliyorsun? Benim merak ettiğim o. Nereden biliyorsun? Kardeşimden dedin ya. Kardeşin nereden biliyor? O zaman o da işin içinde abi. Bu adam taşındıysa bir yere falan filan, yazık değil mi? Bak bu polisleri de suda arıyorlar. Taşla ezilmedi diyor. Bıçaklandı diyor. Hayır Müge abla. Kardeşim bir şey bilmiyor. Kardeşime söylüyorlar zaten. Tamam, kardeşine kim söylüyor? Kardeşime de o. Oradakiler söylüyor, kafedekiler. Tamam da işte kulaktan kulağa geliyor. Tamam da işte o bilenler de yani sonuçta bu bir cinayet. Yani ne demek taşla değil bıçakla? Artık konu niye söyledi ben de bilmiyorum. Sanki bir şeye şahit olmuş, görmüş gibi konuşmalar var. Değil mi? Tabii. Yani taşla değil bıçakla diyorsun. Şimdi bu adamın yarın bir gün cenazesi bulanıp da bıçakla öldürülürse şimdi Berat'a dönüp soracaklar, sen nereden biliyordun? Sana da. Demek ki senin de parmağın mı vardı bu işin içinde? Şimdi yakıldı diyorsunuz yani, yakılsa da bulunur bir şekilde. Şimdi artık bütün telefon sinyallerinden falan. Şimdi bu dün ortaya çıktı, soruşturma sürüyor. Yakılırsa telefonu, ona buna her şey bakılacak. Çıkar ortaya. Yani gerek sen, gerek sen ne biliyorsan kardeşin... bir söylesene artık yani, tam da böyle 26 geçiyor. İşte. Bir söylesene sen. Ben ne bildiğimi söyledim Müge abla. Kardeşimi sen öyle yapma. Kardeşimi bana söyledi. Bir şey söyledi. Ortalığı karıştıracağım. Neyin ortalığını karıştıracaksın? Sanki biz burada kahvede oturuyoruz da şey mi yapıyoruz? Bak kaç kişi bekliyor. Program yapacağız. Söyleyin bitin gitsin. Gidin artık evinize. Kardeşini misafir etsinler. Kardeşini bir misafir etsinler. Çay ısmarlasınlar. Öğreniriz. Kardeşine demek ki başka bir yerde mi bilgi geliyor? Yani kardeşine bu bilgiyi veren, bu işi bizzat yapan kişi. Sohbet etsinler. Biz de... Yani bilgi sahibi olup ezbere konuşulacak bir konu değil. Burada oyun yani oynamıyor. Bu kadar net oynamıyoruz, oyun oynamıyoruz. Sanki bu işi bizzat yapan veya bizzat gören. İşin ya da işin içinde olan gören, biri gibi. Başka konuşuyor. Olmaz. Ya bizzat yapan ya gören. Sen Yasin dedin, gittiler Yasin aldılar. Kaç gündür burada duruyorsun. Hiç Yasin demedin de nereden aklına geldi Yasin? Sonra bütün bir gün seni sıkıştırdılar. Dedin ki o Yasin değil, ben Survivor izlemiştim de Yasin aklımda kaldı. Sercan demişti herhalde. Sercan Dinevi. Yasin'in adını o verdi, Sercan'ı da söyledi. Sercan'la Yasin'i karıştırdım dedi. Sercan da söylemişti öyle. Sercan'la Yasin'i karıştırdım dedi. Sonra Kerim de bir Yasin'le Sercan'ı karıştırdı. Hadi söyle hayatım, sen bunları nereden öğrendin? Bak vallahi vakit geçiyor be çocuğum, ne olur ya. Ya bana kardeşim söyledi Müge abla. Tamam kardeşin, ama bunu hangi ortamlara giriyor da bunu öğreniyor? Ayakkabı buluyor. Sonra yanık yer diyor. Bak şimdi attılar bana bir tane görüntü. Orada da bir yanık yer var, o Kız Kalesi'nin orada. Hani başkası da yakmış olabilir de şimdi hani siz deyince bizim de dikkatimizi çekiyor. Bak buradaki taştaki yanıklık da. Abine kim söylemiş? Sen söyle bana kardeşine. Kim söylediğini bilmiyorum Müge abla. Kardeşime kim bunları niye anlatıyor bilmiyorum. Kardeşim sürekli yani arkadaş çevresi kötü ya. Kardeşim de sürekli arkadaş çevresiyle dolaşıyor. Evet. Kardeşinin de arkadaş çevresi kötü mü? Evet. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.